O karşıdaki Volvo ne yapıyor? Oradan çapraz atıyor koskocasıyla. Ya manyak mıdır nedir ya? Ya sen kafayı mı yedin oğlum? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. ETS2'deyiz. Yine tekrardan şöyle güzel bir Volvo yaptım abi. Beyaz. Çok aşırı derecede güzel olmasa da havadan dolayı şöyle gözüküyor. Şimdi online olduğumuz için havayı da değiştiremiyoruz. Bir tık daha böyle bir Tanju Aktan misali. Ufaktan birebir benzemese de işte ufaktan andırıyor yani, anladın mı? Şöyle baktığın zaman dersin yani hani bu Tanju'ya benzer. Böyle bir firmadan çıkacağız. Geçen videoda Rotterdam'dan Calais'e gidecektik ama bizim o navigasyon gazabına uğramıştık. Biliyorsunuz Hamburg mu ne, öyle bir yere gitmiştik. Bugün navigasyonsuz bir şekilde Rotterdam'dan Calais'e gideceğiz. Duisburg'a inerken oradan bağlanacağız abi, kısa yola, ince yola. Ama makinamız güzel ve bu arada şöyle bir şey göstermek istiyorum. Hazır çıkmadan dorsimizi bir ayıralım. Bu özellik yeni mi geldi tam bilmiyorum ama şöyle bakalım abi. Görüyorsunuz arka taraf. Yani bu Tanju ne yaparsa yapsın oyuna da aynı şeyler geliyor ya, böyle benzerleri. Çok böyle değişime gidiyor yani, gerçekten baya baya güzel olmuş. Oyuna böyle şeylerin gelmesi tabii güzel bir şey. Gün geçtikçe güncellenen böyle zaten bildiğiniz gibi. Takalım şöyle dorsimizi. Yavaştan yolumuza çıkalım. Kabinin içine çok fazla bir şey yapmadım. Bir Volvo yazısı koydum sadece. O da geceleyin ufaktan bir ışık verisi verir. Onun dışında da başka bir eklentimiz yok. Buradan şimdi çıkışımız birazcık sıkıntı. Biraz dar bir yer. Ama şöyle genişten çıkabiliriz. Tertemiz. Abi kahvemi aldım. Son bir tane kahvem kalmış. Kahvemi aldım. Oturdum. Gene tır sürmeye. Oturdum gene Calais'e gitme yoluna. Bu sefer abi en son yani şey yapacağım. Navigasyonu kurduktan sonra niyet etmem lazım herhalde doğru yeri göstermesi için. Yani o navigasyon bayağı kanser etmişti bizi. O yüzden bugün navigasyonsuz bir şekilde gideceğiz. 750 beygirlik Volvo'muz var altımızda. Makinamız çok hızlı, çok gergin. O yüzden aşırı derecede de böyle yüklenmeden gideceğim. Ama tabii bir an önce amacımız Rotterdam'ın çıkışından bağlanıp ince yolda. Bakalım. Gecelerden saat 3. Cumartesi pazara bağlayan gecedeyiz. Biraz kalabalık. Mesela hafta içi 700-800 kişi varsa hafta sonu 1,5 kişi falan oluyor gece. Şu an 1600 civarında girdim. Göreceğiz bakalım. Bizim zaten 1600 kişinin 1000 kişisi Calais Duisburg yolunda takılıyor yani abi. İnsanlarda öyle bir algı oluşmaya başladı. Yani nerede çokluk varsa herkes oraya gider. Biz de oraya gidiyoruz yani, bu popüler kültür kölesi olduk yani resmen. Edirne taraflarına gittim mesela, bir tane insan yok. Tapta da gözükmüyor bir tane insan. Öyle yerde de tek başına süreceksem gideyim single'ı süreyim mesela. Ufaktan camımızı açalım şöyle, sabah havaları mis gibi, oh. Yemin ediyorum şu saatlerde kalkıp Edirne'nin sokaklarına gezmeyi özledim ya arabamla. Vallahi arkadaşlarım ya. Yapıştıralım abi. Bak chatte yine muhabbetler dönüyor. Konvoy yapacaklar büyük ihtimalle. Bu da çok güzel bir şey. Evde oturarak böyle bilgisayar başına ne yapabilirsin? ETS'ye girersin. Chatten birileriyle arkadaş olursun. Konvoy yaparsın falan. Yani yapılabilecek çok şey var. Bu oyunda yapılabilecek çok şey var. En azından sosyallik. Yani dışarıdaki o kirli hayattansa evde oturup oyun oynayın abi. Dışarıda genç yaşta paranızı sokağa vereceğinize oyunlara verin. Bak onlar size ne güzel yoldaşlık yapıyor. Benim mesela bu oyun aşağı yukarı 9 seneden fazla yoldaşımdır yani. 9 sene olmuştur. Yanlış hatırlamıyorsam 2011-12 civarlarında normal ETS oynuyorduk. Ya tabii Steam'den satın alma sürem bayağı bir geç oldu. Ama işte onda ne zaman? 2013-2014 yıllarında falan aldım
vaktimden de. Ama onun öncesinde daha çok çok saatim var. Güzel geliyor, keyifli geliyor. Ben mesela videoyu açarım. Videoyu kapattıktan sonra abi onu basarım, oradan o kendi kendini yükleme yapar. Girerim, açarım müziğimi, koyarım çayımı, kahvemi, sigaramı. Mis gibi burada sabaha kadar takılırım böyle. Yani çünkü bizim hayatımızda bazı şeyler yolunda gitmedi. Hatta hiçbir şey yolunda gitmedi. En azından oyunlarda birazcık rahatlıyoruz yani. Biraz bir huzur falan buluyorum. Bir kendimi tedavi ediyorum yani. Tamamen oyunlarla. Evet. Baya baya insan var belli. FPS'imizin anası sikildi yani daha gelmeden. Ya bu muhabbet mesela neden var onu da anlamış değilim. Önceden böyle bir şey yoktu. Duisburg Kalesi. Bir dakika, biz Kalesi gideceğiz ama. Neyse gidelim ya. Şimdi ayarlara falan girmek istemedim. Bu Tırıkırı Sempi'nin kendi ayarları var ya. Online için. Orada büyük ihtimalle biraz sıkıntılar var. Diğer araçların desenlerini yükle, onları yükle, onları uzaktan yürüyüşlerini yükle falan filan gibi muhabbetler açık büyük ihtimalle. O yüzden bir ufaktan bir FPS'i mahvediyor böyle yerlerde. Bu rüzgar pervaneleri mesela her zaman bana buradan ne zaman geçsem Gönen'le Bandırma yolunu hatırlatır her zaman. Şöyle selektör çakıyorum ama yurt dışındakiler, gavurlar selam vermiyor. Türkler selam veriyor sadece. Ha, bunların hepsi gavur işte. Hayırsız. Hayırsız insanlar. Yok mu bir tane Türk baba şöyle bir, bu da gavur. Vermeyeceğim. Ben de bunlara selam vermeyeceğim. Sadece Türklere vereceğim abi. Öf. Retardere bak. Hem retardar sesi bomba gibi hem de arabayı kaydırdı. Baba zaten Türklere selam vermene gerek yok. Onlar kendini her yerde belli ediyor yani. Kaan emniyetli. Bayağı emniyetli kardeşim. Bayağı emniyetli yani şu an. Doktor Romanov Sabre. Bu Bulgar büyük ihtimalle. Bak geri geri geliyor. Ya kardeşim. Ne oldu ki şimdi burada? Ben anlamadım. Bir tanesi yatmış. Bir tanesi dönmüş. Bir tanesi oradan çeviriyor. Bir tanesi yürümüyor. Oğlum kalkın yerinize yatın bari. O karşıdaki Volvo ne yapıyor? Oradan çapraz atıyor koskocasıyla. Ya manyak mıdır nedir ya? Ya sen kafayı mı yedin oğlum? Allah Allah ya. Ya millet deli hasret biz akıllı ya, yemin ediyorum. Oyunda bile akıllısı yok ya. Hadi be kardeşim artık yürüyün de bak gidelim yani. Daha bizim yolumuz uzun. Daha buradan Kalesi'ye gideceğiz. Oo çok güzel bir Mercedes geliyor. Tevzici yakışır. Şöyle körüklerimizi indirip geçelim mi? Vurur mu acaba? Nasıl gözüküyor? Öf. Öf. Vurmaz mı be? Öf. Buradan abi körükleri basarak geçmeyin. Kaldır, onu da test etmiş olduk bak. Resmen vurduk yani patır kütür arabanın altını. Buraya girilebilse keşke böyle. Açsalar oraya, girsek böyle içeri. Herkes oraya toplanır o zaman işte. Karşıdan gelen tırlara bakıyorum abi. Yabancıların tırları gerçekten leş gibi. Bak bizim Türklerin tırları mesela bir tık daha böyle, anladın mı? Dışarıdan adam diyor hani ben Türk'üm kardeşim diyor bak hani. Ama gavurlarınkiler fasafiso. Bak mesela. Bazıları da şey Hollanda tarzı modifiyeler yapıyor. Onlar çok güzel. Hollanda civarındaki tırcıların, bazı ağır tırcıların yaptığı modifiyeler çok güzel oluyor. Ve bizim Türkler. Çok ayrı bir kafamız var. Çok ayrı. Bir taraf Hollanda, bir taraf piyasa. Bir taraf sebzeci, bir taraf şey böyle ikiye çalışanı. Çalışan tırı.
Yani böyle hem bir VIP'liğimiz var, hem bir klaslığımız var. Hem de bir böyle bir apaçiliğimiz var yani. Bunların hepsini biz bu tırlarda belli ediyoruz yani. Eskiden mesela ben böyle bir tır yapardım. O tırın üzerine 50 tane ışık bağlardık kodla. Şimdi mesela onları bıraktım. Bir tık daha böyle sakin, sade. Biraz daha hoşuma gitmeye başladı. Bak Türklerin tırlarını görüyorsun değil mi? Adam dorseli morseli çok güzel bir kombin yapmış. Normalde Range'ler o kadar güzel durmaz. Bizim de makinamız harbi ha. Cayır cayır gidiyor maşallah. Nazar değil misin? Bu arada kış aylarında abi bilgisayar toplayacaksanız kesinlikle AMD toplayın. Doğalgaz yakmanıza gerek kalmaz. ETS'ye girerseniz oyununuz ısınır. Odanız ısınır hatta mis gibi sıcacık. AMD'yi seviyoruz o yüzden. Şu an üflüyor böyle fanlar. Kütür kütür sıcak üflüyor böyle bana doğru. Çok güzel. Yani biz büyük ihtimalle sabah saatlerinde gitsek buraya biz çıkamayız. Bu ne yapmaya başlar ya? Bu bayağı emniyetli kardeşim, helal olsun he. Keşke soyadın gibi olsaydın. Gerçi göremedik ne kullandığını ama aynalar sanki böyle bir tık bir skanyamsı gibi duruyor. İleride görürüz belki. Ya Scania ya Volvo, bana öyle geldi, ikisinden bir tanesi. Ama böyle zırt zırt da haberi yavaşlamasan daha güzel olur bence. Aynen. Volvo'ymuş. Gayet başarılı makine. Eren Pro. Eskiden çok vardı ya öyle şeyler. Ya selektör attım ben, korna çalmam. Direksiyonu atamayı unuttum kornayı da. Havalı korna koymadık tıra. Buradan basın. Buradan basmam lazım. Abi Kaleis'in kalesi var sağ tarafta gördüğünüz gibi yukarıda. Onun dışında sol tarafta mermer ocakları. Bunlar gevur, bunları geç. Bunları tokat. Kesin Türk. Burayı koymayalım bence. Aa bak, kodlu bir tane Renault ile Mercedes karışı duruyor mu ya hala bunlar? Hala yapan varmış, helal olsun be. Valla. Ya bazen tahminler yanılabiliyor arkadaşlar, şimdi şey yapmayın ya. Anasını satayım hemen 2 dakikadan da yani. Şey yapıyorum şu an, tahmin ediyorum yani. He, Türk, he. Abi geldik. Kaleis'in girişi zaten harbi diyorum işkence. Benim ayarlarım baya baya bozulmuş yani. Eskiden böyle bir derdim yoktu benim de. FPS'ler bu aralar insan yüklemeye başladıkça sıkıntı. En azından yolu buldurduk. O da bir şey. Bak en azından yolumuzu bulduk yani. Ama bu makinalar retardır abi, fenaymış ya. Bu sefer kale ise nereden gireceğiz? Şöyle bakalım, virajdan gireceğiz, evet güzel. Aman orada birisi bir kafa attı mafa attı, bir şeyler oldu. Adamın tırı kendinden geçti. Retarder çok iyi tutuyor bu arada ya. Retarder var ya köpek gibi. Geçer miyiz yeşille? Ne demek geçmez? Tertemiz.
Evet arkadaşlar, Kaleis'e gelmiş bulunmaktayız. Yolculuğumuz burada sona erdi. Benim bir otobüs modum var. Ben bir otobüs günümdeyim bugün. Ben buradan zıplayıp direkt bir otobüs süreyim. Bir ne yoplan mı yoplan. Aktros diyorum. Travego, Turismo. Bir otobüs yapalım yani Türkiye yollarında, ama nereye gitsek? Ya da Türkiye yollarında yapmasak mı? Başka bir yerlerde mi yapsak ya? Böyle buldum. Orası bende kalsın, çok güzel olacak. Orası bende kalsın. Türkiye'ye giriş yaparız. Bak. Deli sarar. Deli sarar. Harbi diyorum, oynarken çok keyif alırım, o yüzden yapacağım. Bu arada niye onu yapmıyorsun, niye bunu yapmıyorsun diye sormayın abi. Ben canım ne istiyorsa onu yaparım ya. Vallahi hani artık belli bir yaştan sonra gerçekten hani keyif almadığım bir şey yapmak istemiyorum ya. Hiç öyle bir havam kalmadı yani. Ben biraz dedeyim yani. Yaş 24-25 ama ruh dede. Baran dede. Aa, orada birileri uçuyor havaya. Bak, burası izlenir. Bak 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 bak. Adam askıda kaldı ama. Hop, bir tanesi düşüyor, bir tanesi uçuyor. Allah. Oğlum ne oluyor lan? Herif çift dorse takmış. Çift dorseyi de hepsinin üstüne tır bulmuş. Helal olsun vallahi kardeşim benim. Aferin sana. Ya bir şey merak ettim. Burası Kaleis'in... Oy, burası Kaleis'in girişi. Evet, düz girdiğinde öteki yoldan giriyorsun. Güzel. Burada şu otoparka girebiliyor muyuz? Yok, kapısı kapalı oranın. Ne yapsak, nereye kaçsam diye düşünüyorum ama. Buradan biz sağdan akış yapalım abi. Orada, çünkü orası patlar. Oraya girersek büyük ihtimalle havaya mavaya uçarız biz. Buralarda tabii gözünü sevdiğimin FPS'i takılıp duruyor. Az uzaklaşalım şu adamlardan da. Heh, bak şurası güzel. Sessiz sakin. Bak, insanların olduğu yerde 35-40 FPS'e düşüyor. Burada 80-90. Bu muhabbet biraz değişik bir muhabbet. Şöyle aracımızı çekelim. Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi bay bay.